Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere tam bir yaz tatlısı tarifi vereceğiz. Tadına bayılacaksınız. Yapımı çok kolay. Yalancı cheesecake de diyebiliriz. Sütlü, irmikli, bisküvili yaz tatlısı. Mutlaka deneyin, tadına bayılacaksınız. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle 300 gram yulaflı bisküvimizi robotumuza alalım. Toplam 38 adet kadar bisküvi ediyor. 100 gram tereyağını eritip sıcak sıcak üzerlerine dökelim ve robotumuzu çalıştıralım. Bisküvilerimizi iyice toz haline getirelim. Evet, gördüğünüz şekil verecek kıvama geldi. Hemen kalıbımıza dökelim ve tabanını oluşturalım. Bir bardak yardımıyla iyice sıkıştıralım. Evet, tabanımız hazır. Şimdi ortası için sütlü irmik tatlımızı yapmaya başlayalım. Öncelikle 1 litre sütümüzü tencereye alalım. Ocağın altını açalım. 2 çay bardağı irmiğimizi ekleyelim. 2 çay bardağı şekerimizi de ekledik. Ve karıştırmaya başlayalım. Kısık ateşte pişirelim. Evet, sütlü irmik tatlımız hazır. Kıvam bu şekilde olacak. Altını kapatmaya yakın bir paket vanilyamızı da ekledik. Ve hazır. Şimdi tabanımızın üzerine dökelim. Her tarafına iyice yayalım. Üzerini düzleştirelim. Şimdi üzeri için sosumuzu yapmaya başlayacağız. Bu esnada irmikli tatlımız bir kenarda dinlensin. Üzeri için 220 gram çilek veya frambuaz kullanabilirsiniz. Biz ikisini de karıştırdık. Yarım çay bardağı şeker ve yarım çay bardağı suyumuzu da ekledik. Ve şöyle bir karıştıralım. Bir yemek kaşığı mısır nişastamızı da ekledik ve karıştırmaya devam edelim. Sosumuz hemen olacaktır zaten. Şimdi kaynamaya başlayınca blenderdan geçirelim. İyice parçalayalım. Bu sos gerçekten çok yakışıyor. Mutlaka denemeniz gerekiyor. Tadına bayılacaksınız. Evet, sosumuz hazır. Soğumadan hemen irmik tatlımızın üzerine dökelim. Soğudukça katılaşacaktır çünkü. Bizleri Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Orada da çok güzel tarifler paylaşıyoruz. Tam bir yaz tatlısı. Gerçekten çok hafif ve çok kolay bir tatlı. Evet, her tarafına yayalım ve buzdolabında 3-4 saat dinlendirelim. Bir gece önceden yapsanız da olur. Gayet güzel oluyor tadı. Evet, hazır. 3-4 saat kadar dinlendi. Şimdi kalıbımızdan ayıralım. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir tatlı. Tadını çok seveceksiniz. Eminim herkes bu tatlıya bayıldı. Hiç öyle labne derdi yok, krema derdi yok. Muhteşem. Biz üzerine beyaz çikolata eritip süsledik. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilir veya süslemeden de tüketebilirsiniz. Şimdi de dilimleyelim. Size dilimleyip göstermek istiyoruz. Evet, harika oldu. Mutlaka deneyin. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.